başladı. Yani 25 sene geçmiş. 25 senede okuyanlar zaten bir yerde geldi. Dolayısıyla şimdi onlar orada göreve de geldiler. Kazakistan'daki kontrol edilmiş değil. Kazakistan'daki mektepler Kazakistan'da mektep devletindir. İdaresi bunlara bırakılmış. Devlet öğrenciden para almayacaksınız, ben size buranın masrafını vereceğim diyor. Hatta olması lazım gelenler bir de onlar abi itayet ediyor ki o abinin maaşını da Kazak hükümeti vermiyor. Dolayısıyla Kazaklar mekteplerinde de ya tamam sizin idareniz bitti de dediği anda Kazaklar meseleyi bitirmiş oldu. Aslında tam mı bitirdiler? Hayır. Mekteplerden mezun olanlar oldu. Onlar artık mektep idare edecek gelmişti. Bu bakımdan bütünüyle bitmez. Orada etkileri devam eder. Hocam sen kontrol altında orada yani. Tabii şimdi burada bizim devletimiz onları şey yapıyor ama orada ikinci noktada şu, ikinci sıkıntı şu. Ben onu Kırgızistan'da gördüm. Bölgede ciddi bir misyonerlik faaliyeti vardı. Yani Hristiyan misyonerlik faaliyeti var. Misyonerlik faaliyeti içinde bunları bir emniyet şifalı olarak görüyorlar. Yani birçok faktör var. Bu birçok faktörde şimdi Türkiye kendi içindeki gibi şey yapıyor. Mesela şimdi Kazakistan'a evet kontrol ettim ama Nazarbayev'in Tayyip Bey'e bir cümlesi var. Çok manidardır. İşte ilk şeylerde bu mekteplerden FETÖ'den vesaire şikayet ediyor Tayyip Bey. Nazarbayev diyor ki ben burada bizim devlet aleyhine bir faaliyetlerine biz şahit değiliz diyor. Yani tamam ama benim devletimin aleyhine bir faaliyete şahit değiliz diyor. Onun üzerine Tayyip Bey diyor ki Sayın Başkan bunlar diyor bizim devletimize sızdılar diyor. Şimdi Nazarbayev'in lafına dikkat edin. Anlamadım Sayın Başkan diyor Nazarbayev. Bunlar sizin vatandaşlarınız değil mi diyor. Evet. Vatandaşlarınızsa nasıl sızdılar? Bir göreve talip olurlar ben ya tayin ederim ya etmem diyor. Aslında meselenin püf noktası burasıdır. Ben ya tayin ederim ya etmem diyor, sızamaz. O yüzden şimdi Türkiye'nin bu işte ayrı